Daha modern zamanlarda kullanımı daha kolay bir otomobildir. Ama arkasında bir tane de Mercedes G var. Bazı ünlüler o otomobile hakim olabilecek kadar profesyonel değiller sürücü olarak. Ama işin hava tarafı var. Hayatımda gördüğüm en çirkin otomobillerden bir tanesi. Her bir otomobilin kendine özgü bir karakteri vardı. Kullanırken hissederdiniz. Bugün otomobillerin karakterleri kalmadı. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Halit Bolkan. Ben bir otomobil gazetecisiyim ve 1994 yılından beri de bu mesleğe devam ediyorum. Aslına bakılırsa önce dergilerde çalıştım. Yaklaşık 23 sene kadar. Bütün bu yıllar boyunca da otomobil test etmeye devam ettim. 1998 yılında bir sezon pistte yarıştım. 2003-2004'te birkaç rally'e girdim. Ama aynı zamanda güvenli sürüş, ileri sürüş ve sportif sürüş eğitmeniyim. Lisanslı bir eğitmenim. Hatta bir de otomobillerde kullanılan motorlarla ilgili dünyadaki en önemli ödül olan Engine of the Year'ın ilk Türk jüriyesiyim. Bunun dışında bugün ne yapıyorsunuz derseniz, ünlülerin otomobil seçimleri ve niye bu otomobilleri kullandıkları üzerine bir sohbet yapmaya çalışacağız. Umarım keyifli olur sizin için de. Başlıyoruz. Ronaldo. Çok önemli bir otomobil. Bugatti Le Boutre Noir. Az sayıda üretilmiş otomobillerden bir tanesi ve dünyanın en pahalı otomobillerinden de bir tanesi. Tabii ki yani şimdi dünyaca ünlü bir futbolcu çok para kazanıyor. Genelde bu kadar çok parası olan insanlar ya limitli seri yani az sayıda üretilen versiyonları alırlar ya da kendileri için özel otomobil tasarlatırlar. Bu limitli seri bir otomobil ve Bugatti de dünyanın en pahalı otomobillerinden biri zaten. Marka olarak söylüyorum bunu ve üretimi de çok az. Ama bu tip otomobillerle hadi ben bir bakkala gideyim, çakkala gideyim diyemezsiniz. Saatte 400 kilometrenin üzerine çıkabilme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla ya yarış pistine gidip keyfini çıkaracaksınız ya da Almanya gibi, ki dünyada başka da örneği yok, otoyolların bazı bölümlerinde hız limiti yoktur. Orada otomobilin performansını hissedeceksiniz. Şunu da söyleyeyim, bu otomobil aynı zamanda bir koleksiyon otomobili. Dolayısıyla bir yatırım. Çünkü bir daha bu otomobilden üretilmeyecek. Ve 10 yıl sonra o otomobilin değeri çok daha yukarıda olacaktır. Çünkü koleksiyonerler bu otomobillerin peşine düşer. Bu tip markalar herkes otomobil satmaz. Özellikle de bu tip özel serileri satmaz. Ya çok ünlü olmanız lazım ya da uzun yıllardır o markayı kullanıyor olmanız lazım. Kötü bir şöhretinizin olmaması lazım vesaire vesaire. Ama bu tip insanlar bile bazen o otomobili alır. Birkaç sene sonra aldığı paranın çok daha üzerinde bir fiyata bir koleksiyona satabilir. Çok yüksek hızlara çıkmanız için aerodinamik olarak çok iyi olmanız lazım. Temel noktalarından bir tanesi otomobilin altına giren havanın azaltılması gerekiyor. Çünkü otomobilin altına ne kadar çok hava akışı olursa otomobili yukarı doğru kaldırmaya başlar, özellikle arka tarafta. O zaman da yol tutuşunuz bozulur. Burunun rüzgarı, rüzgardan kastım hava bir kütledir aslında. Ve biz onu yararak gideriz ve motor gücünün bir kısmı aslında havayı yarmak için kullanılır, hız için değil. Ve o noktada daha kolay yarmak için ön tarafın aerodinamik olması lazım. Yalnız ders gibi oldu. Defender 90, Land Rover. Bu otomobilin Türkiye'de özel bir hikayesi var. Çünkü bu otomobil Türkiye'ye ticari araç olarak geliyor. Arkada koltukları yok. İki kişilik. Ve ticari araç olduğu için de her yıl TÜVTÜRK'e gidip muayeneden geçmesi gerekiyor. Ve ticari araç olduğu için saatte 90 kilometreyi mi, 100 kilometreyi mi geçemez. Çok eğleneceğiz ileride bu otomobil alanların yediği cezalarla, ben size söyleyeyim. Dünyada bizim hani arazi aracı dediğimiz, şimdi Jeep denen araçların başlangıcı 1941 Jeep. Oradan başlıyor bu iş. Ama Jeep zaten Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda kullanmak için özellikle istediği bir konsept. Ve onu Willys Overland diye bir o zaman bir marka var. İhaleyi o alıyor. Ford da küçük bir ihalenin bir parçasını alıyor vesaire ama Jeep öyle doğuyor. 1947'de İngilizler diyorlar ki ya biz de Jeep gibi bir şey yapmalıyız. Çünkü savaşta çok işe yarıyor. Onlar da Jeep'in altyapısını kullanarak ilk Land Rover yapıyorlar. Defender'da aslına bakarsanız İlk örneğin torunudur. Yani ilk satılan örneğin bu arada. Series 1'dir onun adı. Bu onun artık güncelleşmiş, hani günümüze gelmiş modern hali. Tabii ki 4 tekerlekten çekişli. Çok ağır arazi şartlarına kadar gidebilecek ama tabii uygun lastiklerle, asfalt lastiğiyle değil. Ama günümüzde bu otomobiller maalesef bu ve benzerleri şehrin lüks bulvarlarında şıkır şıkır en fazla kaldırıma çıkan falan otomobiller haline geldi. Yoksa bu otomobillerle aslında dünyanın en zor arazilerinde bile ilerleyebilirsiniz uygun ekipmanla. Aston Martin'i, DB11, 50'lerde 60'larda, özellikle 60'larda bir film kahramanıydı. James Bond'un otomobildir Aston Martin, başlangıç öyledir. Ama o zamanlar tabii DB11 yoktu, DB5'ler, DB6'lar vardı. Ben sever miyim? Hayır, sevmem. Birkaç tane de kullanmışlığım da vardır Aston Martin daha önceki yıllarda. Az sayıda üretilen, geleneklerine bağlı bir markadır. Bu yüzden de seveni vardır. Tabii ki yüksek güçlü motorlar filan ama bir Ferrari değildir mesela performans açısından. Fakat
Ferrari'den daha kullanışlıdır şehir içinde. Yani orada bir denge kurmak zorunda otomobil firmaları. Aston Martin daha çok Grand Touring denen hızlı ama uzun yolculuklarda da konforlu otomobil yapma taraftarı markalardan biridir. Kendini biraz oraya konumlar. Dolayısıyla DB11 de bunun son örneklerinden bir tanesi. Motoru soğutmak için ızgara ve altta bir ızgara daha vardır, o kullanılır. Şu yukarıda esas kaputun ortasında gördüğün iki tane yer motorun daha rahat hava alması için. Çünkü bu motorlar yüksek beygir gücünde, büyük hacimlerde fazla ve temiz havaya ihtiyacı var, soğuk havaya ihtiyacı var. Bu tip eklentiler yapılır, bazıları da şov amaçlıdır ama. Çarpışma kriterleri vardır. Bir otomobili keyfinizin istediği gibi üretip satamazsınız. Homologasyon denir buna. Mesela son dönemde otomobillerin önemli bir kısmında burun yapısının birbirine benzediğini, çok sivri hatlar olmadığını görürsünüz. Çünkü bu yayalara çarptığı sırada bacaklarına denk gelecek, onlara çok hasar vermesin. Motor kaputları da yaya onun üzerine düşeceği için daha yumuşak yapılır. Çarpışmalarda yayaya az hasar versin diye yapılan tasarımlar da var. Veya kullanılan malzemeler de var. Hatta bazı markalar kaputta hava yastığı denemeleri de yaptı. Lamborghini, Ferrari'nin en büyük rakibi aslına bakarsanız. Ve daha ilgincini söyleyeyim, Lamborghini'nin doğuşu Ferrari yüzündendir. Lamborghini aslen bir traktör üreticisi. Enzo Ferrari, Ferrari'nin kurucusuyla da arkadaşlar. Ferrari kullanıyor adam. Ve şanzımanından, daha doğrusu debriyajından memnun değil. Ve Enzo'ya diyor ki ya bu olmamış. O dönüyor diyor ki sen traktörcüsün, ne anlarsın spor otomobil debriyajından. Diyor ki öyle bir otomobil yapacağım ki sizi rezil edeceğim. Ve Lamborghini çıkıyor. 1963'tür ilk çıkışı. Ferrari ile çok benzer performans sergiler ama tasarımsal olarak baktığında Lamborghini hep biraz daha farklılaşır. Özellikle daha basık otomobiller, arkaya doğru daha uzayan yapılar. İnmesi binmesi zor bir otomobildir. Arkasını görmesi zor bir otomobildir. Ama kullanırken keyiflidir. Genellikle 4 tekerlekten çekişli modelleri tercih edilir. Arkadan itişli bu kadar beygiri kullanmak da herkesin harcı değil. Ama Acun otomobili seven bir adam biliyorum ben. Bu otomobille başa çıkabilecek kadar iyi kullanabildiğini tahmin ediyorum. Bir de burada şu parantezi de açayım. Bazı ünlüler aslında o otomobile hakim olabilecek kadar profesyonel değiller sürücü olarak. Ama işin hava tarafı var. Bazıları gerçekten otomobili seviyor, kullanmayı biliyor, eğitimler alıyor, bazıları yarışlara giriyor. Onlara helal olsun diyorum ama geri kalanı saçma sapan kazalar yapabiliyorlar. Çekerli. Ne demek? Şimdi beygir gücü aslına bakarsanız James Watt'ı bilir misiniz? Buharlı motoru yapan adam, yani buhar makinesini yapan adam. Aslında endüstrileştiren adam. O yıllarda İngiltere'nin en büyük sanayi özelliklerinden bir tanesi aslında madencilik, kömür. Ve kömür madenleri aşağılarda, oradaki kömürü yukarıya taşımak için de atlar kullanılıyor. Bir atın 75 kiloluk bir yükü 1 saniyede 1 metre yukarı çıkarması bir beygir gücü. Hesabı bu. Aslında tamamen James Watt'ın zamanında kafasına göre uydurduğu diyeyim bir terim, bir otomobilin motorunun gücü ön tekerleklere verilip oradan hareket sağlanıyorsa önden çekişli. Arka tekerleklere yollanıp oradan tahrik ediliyorsa tekerlekler arkadan itişli ya da arkadan çekişli. Dört tekerleğe birden güç aktarılıyorsa dört tekerlekten çekişli. Aslında o basit. İlginç otomobil seçimleri var. Ama bu mesela çok güzel bir klasiktir. 1970'lerin ilk yarısının eseridir bu. Esel 1955'te başlamış bir model serisidir. Mercedes'te. Hatta martı kanat dedikleri Gullwing ile başlamıştır kupeyle. 1957'de de ilk üstü açık SL gelmiştir. Ondan sonraki bütün SL'ler üstü açık devam etmiştir. Bu aslında en değerliler arasında sayılabilir. İlk 57 çok değerlidir ama ben bu otomobili çok severim çünkü daha modern zamanlarda kullanımı daha kolay bir otomobildir. Ama arkasında bir tane de Mercedes G var. Aslında G, Geländewagen'den gelir. Arazi aracı demek Geländewagen. Ve gerçekten de 1970'lerin 77-78'de üretilmeye başlandı yanlış hatırlamıyorum. G serisi o günden bugüne temel tasarım hatları hiç değişmedi. Ve arazi şartlarında dünyanın en iyi araçlarından bir tanesidir. Ha gelelim bize. Şu anda da G serisinden geçilmiyor ortalık ama hepsi sadece kaldırıma çıkıyor. Halbuki dünyanın her yerine gidebileceğiniz sağlamlıkta ve yetenekte bir arazi aracıdır. Oo, hayatımda gördüğüm en çirkin otomobillerden bir tanesi. Neyse ki bir tane var dünyada. Çünkü bu özel yapılmış bir otomobil, Maybach altyapısında. Çok zengin insanlar, az önce söylemiştim ya, ya hani limitli seri, az sayıda üretilmiş versiyon alırlar ya da kendilerine otomobil yaptırırlar. Dünyada tek one-off denir bunlara. Mesela Ferrari'ye gidersiniz, Ferrari yapıyor bunu. Diyorsunuz ki ya parası neyse ne vereceğim, benim için özel otomobil tasarlayacağız beraber. Ferrari mesela kendi tasarımcıları üzerinden senin isteklerine uygun, seninle birlikte otomobil tasarlıyor. Ve bazı yerlerde senin isteklerini kabul etmiyor. Bu diyor ki Ferrari DNA'sına uygun değil. Onlar one-off. Bir de bir otomobil alıp veya bir altyapı alıp gidip herhangi bir tasarımcıyla, bir garajla üzerine bir gövde koyabiliyorsunuz. Bu da öyle bir otomobil aşağı yukarı baktığınızda. Ya farları başka bir yerden gelmiş, ızgara bambaşka, orantısız ama dünyada bir tane.
Ve çok pahalı. Oo. Devlet Bey ve klasik otomobil tutkusu. Bu 1963 model Chevrolet Impala. Severim. 64'üncü daha çok severim ayrıca. Bunun sıralı 6 silindirli motorları da vardı. V8 olanları da vardı. V8 otomatik. Çok meşhurdur onlar. Bu Amerikalıların zengin olduğu dönemde yapılan otomobiller. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika çok zenginleşti. Malum dünyanın hakimi oldu ekonomik olarak. Ve o zamanlar zaten otomobiller kocamanlaşmaya başladı. Hatta 60'ların başına kadar kuyruk modası vardı otomobillerde. Çünkü uzay çağı başlamıştı. Kocaman kuyruklu otomobiller yapılırdı. En meşhuru da 1959 Cadillac'tır. Eldorado. Artık devasadır onlar. Bu o zamanki tasarım anlayışıyla ilişkili bir şey. Bir de o yıllarda mesela ince direksiyon olmasının temel sebebi hani hidrolik direksiyon diyoruz ya biz. Her otomobilde yoktu. Bu otomobilde var ama o direksiyonları için yani o sistemi kullanabilmek için direksiyon simitleri daha büyük yapılırdı. Daha inceydi. Böyle daha kolay çevirmek için. Şu çapı ne kadar büyütürseniz çünkü çevirmesi o kadar kolaylaşır. Dolayısıyla o dönemin tipik özellikleri yani o yıllardaki Amerikan otomobillerine bakın farklı markalara çok benzer tasarımlar görürsünüz. Ve Avrupalı bir otomobille çarpıştıkları zaman bunlara kolay kolay bir şey olmazdı. Çünkü çarpışmalarda ağır olan avantajlıdır. Avrupalı otomobiller bu otomobillerin neredeyse yarısı kadar hani ağırlık olarak söylüyorum bunu. Ama iki tane Amerikan birbiriyle çarpıştığı zaman işte o zaman içindekiler çok ağır hasar alırdı, yaralanırdı. Çünkü Avrupalıların aksine Amerikalılar o dönemde hala daha yumuşak çekirdek sert kabuk otomobiller yaparlardı. Ama Avrupalılar sert çekirdek yumuşak kabuğa geçmişlerdi ki bu daha doğru artık bütün otomobil üreticileri bu yoldan gidiyor. Bu tip otomobiller şimdi pahalı bunlar da ucuz otomobiller değiller ama burada ikiye ayırmak gerekiyor. Klasik otomobil tutkusu başka bir şeydir. Güçlü lüks otomobil almak başka bir şeydir. Klasik otomobil sahibi olmak farklı bir kültür gerektirir. Özellikle ki bu otomobilin jantları orijinal değil bu arada. Mesela bir klasik otomobil tutkunu bunu kabul etmez. Otomobil orijinal olmalı klasik otomobillerde örneğin. Neredeyse her parçası. Akü ve lastikler buna dahil değildir bu arada. Çünkü o yıllardaki aküler ve lastikleri kullanamazsınız. Geçmişte üretilen yani 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler her bir otomobilin kendine özgü bir karakteri vardı. Kullanırken hissederdiniz. Gözünüzü kapayın, otomobile binin, çalıştırın motor sesinden ne olduğunu anlardınız. Bugün öyle değil maalesef. Bugün otomobillerin karakterleri kalmadı. Cadillac. Bu araç Elvis Presley'in aracı ve Volkan Konak sonradan bunu satın alıyor. Cadillac Amerika'nın en lüks markası bir kere. Onu söyleyerek başlayalım. Bir de Lincoln vardır. Ama Cadillac her zaman Cadillac'tır. Çok özel bir noktada durur Amerikalılar içinde. Eldorado'nun devamı bu. Az önce bahsettiğim o hani en büyük kuyruklu 59 Eldorado'nun devamı. 70'lerin modeli zaten tarzından da belli. 1970'lerin tipik özelliklerini taşıyor. Böyle köşeli köşeli. Ama artık bunlarda kuyruklar falan yok. Tabii bir de 70'li yıllar petrol krizinin çıktığı yıllar. Amerika'nın çok zorlandığı yıllar aslına bakarsanız. Hani Amerikalıların ürettiği hani son böyle kocaman çok büyük, çok büyük motorlu otomobiller arasında. Kullanması tahmin ediyorum çok keyiflidir. Çok yüksek konforludur çünkü bu otomobiller gerçekten ama virajlarda başarısızdır. Amerikan otomobillerinin viraj kabiliyeti zayıftır. Çünkü ihtiyaçları yok. Amerika'da bir laf var. Virajlar koruma altında o kadar az ki. Amerika'da ölümlü kazaların yanlış hatırlamıyorsam %80'i kadarı virajlarda oluyor. Çünkü onlar şeyi çok severler. Cruise control yani hız sabitleme sistemini kurarlar. Öyle saatlerce giderken ilk virajda o virajı o hızla dönemeyeceğini düşünemezler. Ve çoğunlukla da SUV'larda olur bu. Tık. Geçmiş olsun. F355. Bu Spider'ı. Yani üstü açığa Spider diyor İtalyanlar. Bunu kullanmışlığım vardır. Keyifli bir otomobildi. Yani Ferrari'nin en çok bilinen modellerinden bir tanesidir. Tipik bir Ferrari çizgisi var. Artık o çizgi kalmadı bu arada. Çok daha girintili, çıkıntılı, çok daha aerodinamik yapmaya çalışıyorlar ama ya ben bu Ferrari'yi severim ya. Gerçekten severim yani. Oo. Dünyanın en ünlü otomobillerinden biridir klasik açıdan bakacak olursak Buick Atalante. 30'ların ikinci yarısı 37-38 civarı olsa gerek. Bugatti, Ettore Bugatti'dir kurucusu. Acayip bir mühendistir. Başka markalar içinde motor tasarımları yapmıştı 1920'lerde filan mesela. Sonra kendi markasını kurdu. Bu tasarım akımı streamline olarak anlatılır. Ön çamurluklar ve arka çamurluklara bakın. Bu normalde teknelerin suda, durgun suda giderken suda yarattığı çizgi şeklidir. Streamline oradan gelir. Oturma alanına bakarsanız arkaya doğru da su damlası formunda gider. Dünyanın en aerodinamik formu su damlası formudur. Hep böyle konuşulur. Ve burada da mümkün olduğu kadar onu uygulamıştır. Çok özel bir marka ve çok özel bir otomobildir. Yani kaç milyon eurodur bilmiyorum şu anda ama açık arttırmaya çıksa çok ciddi rakamlara çıkacağına eminim onu söyleyebilirim. Hani keşke imkanım olsa sadece gövdesini alsam. Hani ve evime sığsa.
Salona koysam oturup seyretsem. Yani öyle bir otomobil. Evet, seçtiğimiz otomobiller ve ünlüler bu kadar. Fark ettiyseniz ben klasik otomobillere daha meyilli bir insanım. Çünkü orada otomobil sevgisinin ve otomobil kültürünün daha yoğun yaşandığını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım bilgilendirici ve eğlendirici bulmuşsunuzdur. Sizden ricam, bu videoyu beğenin. Lütfen bu kanala abone olun. Ama tabii bir de beni sosyal medyadan da takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.